Yok dersen yok olur. Peki nasıl olur? Yok diyerek sadece bu cümleyi kullanarak elimde kazandıklarım var olanı kaybedebilir miyim? Evet, elbette kaybedersin. Şimdi bunun mantığını anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlersen elindekilerini kaybetmemek için neler yapabilirsin? Elindekilerini çoğaltmak için ne yapman gerekiyor? Bunu anlatacağım. Şimdi yok dersen var olan ne varsa elinde varlık olarak sahip olduğun ne varsa bunları kaybedersin. Çünkü sen yok dediğin an beynindeki milyarlarca hücreye yani senden emir bekleyen yüz milyarlarca askere emir veriyorsun. Yok dediğin an o askerler, o hücreler var olanı yok etmek için emir alıyorlar ve elindekilerini yok etmek için harekete geçiyorlar ve var olanları kaybediyorsun. Yani sadece bunu söyleyerek oluyor mu? Cümleyle ben elimdekilerini yok edebilir miyim? Bir hadis-i şerif var. Bela insanın diline bağlıdır. Kurduğun cümleler ile kendine belayı çekebilirsin. Kurduğun cümleler ile kendine yokluğu çekebilirsin. Veya aksine kurduğun cümleler ile bolluğu, bereketi ve güzelliği de çekebilirsin. Fakat genellikle insanlar dil kalıplarını kullanmayı bilmediği için veya onlara sürekli ana akım medya veya etrafındaki insanlar tarafından öğrenilmiş çaresizlik öğretildiğinden dolayı insanlar öğrenilmiş çaresizlik sendromuna girerek dil kalıplarını kullanmayı bilmediği için özetle şöyle diyelim, insanlar etrafı tarafından sürekli bir işin nasıl yapılmadığını öğreniyorlar. Nasıl yapılamayacağını, hep zorluklar anlatılıyor, hep sıkıntılar anlatılıyor. Sürekli yokluk bilinci yükleniyor. Sürekli çaresizlik, eziklik, kurbanlık moduna girmen için sürekli çaresizlik öğretiliyor. Dolayısıyla insanlar genellikle dil kalıplarına dikkat etmediği için veya bu konuyu bilmediği için veya bildiğini zannettiği için dil kalıplarını doğru kullanamıyor. Söz sihir etkisi yaptığından dolayı söylediği cümleler ile beynine sürekli negatif telkinler veriyorlar ve etrafınıza baktığınızda göreceksiniz birçok iş insanları, esnaflar, ticaret yapan insanlar patır patır dökülüyorlar. Var olan neyse onları kaybediyorlar. Hele son zamanlarda iş insanları Avrupa'da bilhassa üçte biri iflas etmek için mahkeme salonlarında bekliyorlar değerli arkadaşlar. İflas verebilmek için, dava açabilmek için sırada bekliyorlar. Yani ellerindekilerini kaybediyorlar. Neden bu şekilde? Çünkü yokluk öğretiliyor. Son zamanlarda fark ettiyseniz ana akım medya tarafından korku pompalanıyor. Yokluk pompalanıyor. Sürekli kötü haberler ile insanlar yokluk ile olumsuzluk ile programlandığı için insanlar da o cümleleri çok kullandığı için yani iş insanları çok kullandığı için bu cümleleri yok dedikleri için elindekileri de yok oluyor. Yıllarca biriktirdikleri ne varsa onları kaybediyorlar. Bunlara siz de şahitsiniz. Biraz araştırın, bakın iş insanları, ticaret yapan insanlar elindekilerini dikkat etmeyenler elindekilerini kaybediyorlar. Sadece iş konusunda mı, finans konusunda mı bu şekilde? Hayır. Aile konusunda da öyle. Aile kuruyor kişi 10 sene önce veya 15 sene önce aile kurmuş ve son zamanlarda olumsuzluklar pompalandığından dolayı, o şekilde insanlar hipnoz edildiğinden dolayı kişiler de hipnoza girdiği için o cümleleri kullanıyorlar ailede. Olumsuz cümleler. Huzurun var mı? Yok. Mutluluğun var mı? Yok. Hep mutsuz, hep sıkıntılı, hep huzursuz. Yok dedikçe de beyinlerine emir verdikleri için ailelerinde huzur kalmıyor, mutluluk kalmıyor, güzellik kalmıyor. Kurulan ailelerin %50'si son zamanlarda dağılıyor. Yani kurulan aileler, anne, baba, çocuklar çil yavrusu gibi dağılıyor. %50'si bu hale geldi. Neden? Dil kalıpları. Dikkat edilmeyerek kullanılan cümleler ile insanlar belayı, olumsuzluğu, yokluğu kendine çekiyor. Biraz önce ki hadisi şerifi hatırlatayım. Bela insanın diline bağlıdır. Peki aileyi de konuştuk. Sağlık nasıl? Sağlık da öyle.
olumsuz cümleler kullanarak, yok diyerek, yokun yerine alternatif cümleler kullanarak, yani olumsuz kelimeler kullanarak sağlıklarını da kaybediyorlar. Korku pompalandıkça insanların beynine sağlıklarını da insanlar kaybediyorlar. Şimdi gelelim özgüvene, kişilik, karakter. Bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda yine istatistiklere baktığımızda insanlar özgüvenlerini kaybettiler. Kişilere korku yüklendiğinden dolayı özgüvenleri insanların azaldı. Cesaretleri azaldı. Hareket edemiyorlar. Yani karar veriyor, ertesi günü cayıyor, vazgeçiyor. İnsanlar karar vermekte zorlanıyorlar. Korkuyorlar ve harekete geçemiyorlar. Kararların arkasına gitmediği için öz değerlerini, öz saygılarını ve özgüvenlerini kaybediyorlar. Kişiler karar veriyor. Diyor ki ben sabah 6'da şunu yapacağım diyor. Fakat ertesi günü vazgeçiyor. Kendine söz verdiği için, özü kendine söz verdiği için özüne güvenmiyor. Çünkü özü karar vermişti. Dedi ki ben bunu yapacağım. Fakat yapmadı. Yapmayınca özüne insan güvenmiyor. Yani özgüven eksikliği oluyor. Şimdi bunun dışında yine insanlar yok diyerek meslek ve kariyerde sıkıntılar yaşıyorlar. Severek gitmiyor işe veya işinden soğuyor. Sürekli mutsuz olduğunu söylüyor. Olumlu taraflarına değil, olumsuz taraflarını görüyor ve hep şikayet, hep sıkıntı, hep yokluğa odaklandığı için kariyer yapamıyor, iş yerinde başarısız oluyor ve genellikle işsiz kalıyor. Özetle daha önceki başarılarını, iş yerindeki huzurunu arıyor. Her seferinde şunu söylüyorlar. Ya hocam keşke işte 10 sene önceki iş ortamı olsaydı. İşte o zaman daha huzurluyduk. İşte daha mutluyduk. İşte şöyleydik diyorlar insanlar. Tekrar eski hale gelmek istiyorlar. Burada vermek istediğim mesaj nedir? Mesaj şu sevgili arkadaşlar. Yok dersen yok olur. 5 alanda. Biraz önce saydığım gibi. Finans konusunda, aile konusunda, sağlık konusunda, kişilik konusunda ve mesleğin konusunda yok dedikçe yok olur. Bu 5 tane elinde var olanları kaybedersin. Sonra da hayal kırıklığına uğrarsın. Peki nasıl düzelteceğim? Nasıl varlığı çoğaltacağım? Nasıl bereketimi çoğaltacağım? Nasıl huzurumu artıracağım diye merak ediyorsun. Birçok etken var. Bir kere kendini tanıman lazım. Kendini bilmen lazım. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Benim ayak bağlarım nedir? Şu anki yaşadığım bu durumun asıl sebebi nedir? Takozlar nelerdir? Beni engelleyen sıkıntılar nelerdir? Bununla beraber benim yeteneklerim nelerdir? Yani kanatlarım nerede? Uçmak için yeteneklerim nelerdir? Ve bunları yeteneklerimi nasıl kullanacağım bunu bilmen lazım. Yani kendini bilmen gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Ama hocam ben bunu nasıl yapacağım? Ben yıllardan beri kişisel gelişim kitapları okuyorum. Bilgilendirici videolar izliyorum. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum ama olmuyor, yapamıyorum. Her seferinde hayal kırıklığına uğruyorum. Tek başına her seferinde uğraştım ama olmuyor diyorsun. Evet ben de sana hak veriyorum. Tek başına araba sürmeyi öğrenemezsin. Kitap okuyarak ehliyet alanı gördün mü? Sadece kitap okuyarak araba sürmeyi öğreneni biliyor musun sen? Tanıyor musun? Öyle bir insan var mı? Şoför öğretmeni yanında olmadan, sadece video izleyerek, sadece kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenen var mı? Bir düşün, var mı karşında? Yok, öyle bir şey yok. Mümkün değil. Mantık olarak da mümkün değil. Dolayısıyla dışarıdan birisi sana yardımcı olması lazım. Sana bir rehber gerekiyor. Senin şoför öğretmene ihtiyacın var. O sana şimdi sinyali ver, şimdi gaza bas, şimdi frene bas, sağa dön, sola dön. Senin yanında olması lazım. Senin yanında hayat arabasını sürebilmeyi öğrenmen için bir uzman gerekiyor. Ondan dolayı bu zamana kadar başaramadın. Yani o şoför öğretmeni yanında olmadığı için, o rehber yanında olmadığı için, yani senin bir mentorun olmadığı için başaramadın. Sen istediğin kadar kitap oku, sen istediğin kadar bilgilendirici video izle, sana rehberlik yapan birisi olmayınca başaramazsın. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Onlara rehberlik yaptık, onlara mentörlük yaptık, onlara yol gösterdik ve biz şahidiz ki herkes başarabilir. Bu insanlar başardı. Siz de başarabilirsiniz. Herkes başarabilir.
Bunu kafana koyabilirsin. Eğer benim de sana bu konularda yardımcı olmamı istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Benimle iletişime girebilmek için videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Bu kadar. Senin ayak bağların nelerdir? Yeteneklerin nelerdir? Bunları gösteririm. Bu ayak bağlarından nasıl kurtulursun ve yeteneklerini nasıl kullanır? Çekirdeğini kırarsın, içindeki aslanı uyandırırsın. Bunu sana gösterebilirim. Bunun için benimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.